Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'da yayın yapan televizyon kanalı PBS'e konuştu. Erdoğan röportajında, son 50 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekliyoruz ve şu anda Rusya'ya, Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum ifadelerini kullandı. Gündemde İsveç'in NATO üyeliği de vardı. Benim... Yani güvenmemen için hiçbir sebep yok. Bizi 50 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekletiyorlar. Şu anda Rusya'ya, Avrupa'ya güvendiğim kadar güveniyorum dedi. Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan PBS kanalına konuştu. AB üyeleri ne yapıyorsa biz de onu mu yapacağız? Rusya konusunda Türkiye ve Avrupa'nın durumunun farklı olduğunu söyleyen Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmelere değindi. Karadeniz'den 1 milyon ton tahıl sevkiyatının başlayacağını açıkladı. Putin'in savaşı en kısa sürede bitirmek istediğini aktardı. Erdoğan'a İsveç'in NATO üyeliği de soruldu. Kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkacağını söyleyen Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele konusunda verilen sözleri tutması gerektiğinin altını çizdi. İsveç sadece mevzuatta değişiklik yapmış gibi görünüyor ama yeterli değil dedi. Cumhurbaşkanı ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasıyla ilişkilendirilmemeli. Bu iki konunun birbiriyle bağlantılı olmaması gerektiğine inanıyorum dedi. Bob Menendez Türkiye'yi tanımıyor. ABD Kongresi'nde Senatör Bob Menendez gibi isimlerin Yunanistan'ın güvenliği gibi bir dizi konuyu bahane ederek Türkiye'ye F-16 satışına olumsuz yaklaşım sergilemesiyle ilgili de öyle görünüyor ki Bob Menendez Tayyip Erdoğan'ı da tanımıyor diyen Erdoğan, Yunanistan'la Türkiye'nin kadim bir dostluğu olduğuna işaret etti. Yunanistan'la dostluğumuz onların sandığı gibi değil açıklamasında bulundu.